Ne fotoğrafı? Bir saniye, bir dakika. Gerçekten böyle olmaz. Tek tek. Buyur Ceyda. Ben tedarikçilerle görüştüm ilk olarak. Şimdi bizim hamlemizi bekliyorlar. Bizim bir şey yapmamız lazım. Tamam, güzel bir başlangıç. Volkan? Abi gazete işi de tamam. Ama beni pas geçin, benim fikrim yok. Arkadaşlar, açıkçası ben biraz düşündüm. Kendime sordum. Ayşe deyince aklıma ne geliyor dedim. Açıkçası birçok şey geliyor da en önemlisi şefkat. Ayşe deyince aklıma şefkat geliyor. Böyle kollayarak, koruyarak birini sevmek geliyor aklıma. Neyse daha fazla uzatmayayım. Kısacası yapabiliyorsak bence bunun üzerine gidelim derim ben. Kerem Bey, biz aslında görsel bir kampanyadan ziyade hani yardım kampanyası daha iyi olur diye düşünmüştük arkadaşlarla. Güzel güzel, çok iyi olur. Nasıl ya? Biz şimdi sırf reklam olsun diye birilerine yardım mı edeceğiz? Bu çok ikiyüzlü bir davranış. Doğru seçim. Çünkü bu cümleyi bir tek sen kurabilirdin. O yüzden bu proje bence seni en iyi şekilde yansıtacak. Hiç de öyle Ayşe'den soğumuş gibi bir hali yok Kerem'in. Tabii bu bir kurgu da olabilir. Sonuçta birçok kişi ve kurum böyle kurguladıkları senaryoların içinde yapıyorlar böyle işleri. Aferin kız Feza. Buna bak, Feza'dan aklıma bir fikir geldi. Ne yapalım biliyor musun? Bir tane adam intihar etmek üzere olsun yalandan. Ayşe de gitsin onu kurtarsın, hep işler. Volkan sen iyi misin? Ben böyle bir şey kabul etmem. Yapmam ben böyle bir şeyi. Ayrıca buna kim inanır? Tamam Volkan, sen düşünmeye devam et. Kendini Nadas'a bırak ama çok zorlama. Şey yapın ya. Bana burs verin. Niye canım? Öğrenci okutmak sevaptır. Abi sen öğrenci misin? Bu konunun üzerine çok fazla durmuyorum ve devam ediyorum. Herhalde bu sosyal sorumluluk projemizde mutabıkız. Şimdi ne yapabiliriz? Biraz fikir jimnastiği yapalım hadi. Eğer bu konuda hemfikirsek benim aklıma bir şey geldi aslında. Şimdi önümüz kış, evsiz, bir sürü insan var sokakta değil mi? Abi hatırlasana, babam anneme çorba yaptırırdı. Biz de onu sonra sokaktakilere dağıtırdık. Ya vallahi biz de giderdik. Ay be rahmetli babam, mekan cennet olsun, vallahi iyi adamdı. Aynen öyle, biz de onların yanında olurduk. Ya sıcacık bir çorba içen o insanların gülümsemesi, onların mutluluğu gerçekten her şeye değer. Bakın ben bu kampanya olaylarından anlamam ama böyle bir şey yapmak isterim. Çok iyi. Sevdim bu fikri. Yalnız bunu göstermelik, bir kere yapmayacağız. Bunu sürekli yapacağız. İsteyerek, inanarak ve gerçekten, içten bir şekilde. Evet modamı, sevgili eşimi duydunuz. İmaj kurtarma ve yeni dönem sosyal sorumluluk projemiz hayırlısı olsun. Kabul edenler edilmiştir. Aslanım benim be. Oyun mu oynuyorlar bunlar bize? Çıkar kokusu yakında. Toplantıda söylediklerin çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben yalnızca gerçekleri söyledim diyeyim. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Karnımız doydu bugün çok şükür. Ne güzel, ne güzel. Amcacığım beğendin mi çorbayı? Hele bir konuşturma beni. Lokman bir bitsin. Heh, tamam tamam. Afiyet olsun abla. Ablacığım hoş geldin. Bir ekmek daha alabilir miyim? Al tabii canım, al istediğin kadar al. Çekilin! Çekilin! Çekilin dedim. Aa, çok ayıp ama ya, yapma öyle arkadaşına. Sen de çekil lan, telefonunu kırarım. Allah Allah. Güzelim, hadi sen de sıraya geç. Tamam mı, hadi. Hamsi'ye bulaşmayın abi ya. Deli gibi bir şey mi? Buranın çocuğu değil zaten, yeni geldi. Dün kirbit de parkın yanındaki çöpü yaktı. İtfaiyeler geldi, itfaiyenin arabasının tekerini patlattı. Güzelim senin babandır. Çorba koy. Canım öyle değil ama bak, insanlar aç burada kuyrukta bekliyor. Hadi sen de sıraya geç, sonra istediğin kadar çorba vereceğim ben sana, anlaştık mı? Sokarım bak elimi kazana, yaktılar derim. Şşş, çık lan, çık geç sıraya, hadi. Hadi geç sıraya. Saçına tükürürüm. Ha, saçıma tükürürsün, ben de senin saçına tükürürüm. Hiçbir şey yapamazsın.
Çekil lan arkaya. Geç sıraya. Hadi. Tamam Ayşe'cim. Çocukla öyle konuşulur mu ya? Kerem'cim çocuklara arkadaş gibi davranırsan seni hiç dinlemezler. Bu çocuk bende büyüyor. Çok çocuk büyüttün tabii. Yani çok çocuk büyütmedim de boğaz ayağında büyüdüm diyelim. O yüzden anlıyoruz birbirimizin dilinden ama işte bir kendimi büyütemedim. Hı. Bir de bana dersin büyü büyü diye. İşte söylüyorsun ama yapamıyorsun. Kim dedi ki sana o içindeki çocuğu büyüt diye? Ben seviyorum ayrıca onu. Sarhoşken bazen kaçıveriyor. Güzel haklısın. Çorba. Hı. Hangisinden koyayım? Ezogelin. Abi, hı, canlı yayını 500 bin kişi izledi. Kalpler emojiler havada uçuşuyor. Ayşe, seviliyorsun ha. Hı. Hı. Biliyorum. Gerçi şov yapıyorlar diyen de oldu. Ne şovu be? Seviyoruz işte. Yok abi, şeyi söylüyorum. Neyi? Çorba işini söylüyorum. Gerçi daha çok seven oldu şimdi. Evet, iyi oldu. Şimdi nereden baksan en az bir 100 kişinin karnını doyurduk. Bak çok güzel hareket bu. Ama diyorum ki, daha doğrusu sen bunu daha önceden demiştin. Biz olmasak da cateringçilerle konuşalım. Kış boyunca bunu devam ettirelim. Senin dediğin gibi. Babam benim yattığı yerde rahat etsin öyle yapardı. Soğuk kış günlerinde mahalledeki herkesi toplar. Dükkanı olandan erzak alır. Çorbayı anneme pişirtip böyle sokakta dağıtırlardı. Vefat edince kaldı mı o işler? Ya yok. Vefatından önce bitti aslında. Babamın çok yakın bir arkadaşı kazık attı da ona. Ya ismini bile söylemedi adam. Ondan sonra babamın tabiatı değişti. İçine kapandı ya, bambaşka biri oldu. Ulan ne istediler babandan be? Emekçi adam. Lan ne insanlar var be? Ya babam o arkadaşına kefil olmuş. Arkadaş da sonradan çok zengin olmuş. Ya neredeyse bizim dükkan da gidiyordu elimizden. Bayağı kötü günlerdi. İşte annem gündeliğe başladı falan. Benim okuma takıntım da o yıllara dayanır. Neyse hadi çayımızı içtiysek biz de yardım edelim toplanmaya. Hadi. Nasıl çaylar? Lezzetli mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?